İyi günler arkadaşlar. Nemini Menuşeri mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün benim yeğenim brownie yapacak sizlere. Vişneli ve cevizli. Ben de onu çok beğendiğim için çekimini onunla beraber ona yardım edeceğim. O yapacak. Ben onun çekimini yapacağım. Bunu şimdi sizlere yeğenim tanıtıyor. Öncelikle malzemelerini tanıtalım. Hamuru için 3 yumurta, 125 gram margarin veya tereyağı, içine ceviz 1 miktar, 2 yemek kaşığı kadar, 1 miktar tuz, yumurtanın kokmaması için koyuyoruz, şekerli vanilya, 1 paket bitter çikolata, 1 paket sütlü çikolata, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, üzeri için 2 yemek kaşığı kadar ceviz, 1 miktar da taze vişnemiz var. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle çikolatalı sosumuzu hazırlamak için margarinimizi eritiyoruz. İyice şu şekilde eritiyoruz. Margarin veya tereyağı kesinlikle yanmayacak. Yanık kokusu olmaması için. Eridikten sonra bitter ve sütlü çikolatalarımızı içine ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, tereyağımızı, margarinimizi iyice erittik. İçine çikolatalarımızı parçalayıp koyuyoruz erimesi için. Önce sütlü çikolatamı koyuyorum şu şekilde. Ardından da bitterimi koyuyorum. Ben bir sütlü bir bitter tercih ettim. İsterseniz siz tamamen bitter de tercih edebilirsiniz. Bu arada aygazın altı kapalı arkadaşlar. Eridikten sonra altını kapatın. Şimdi erimeye başladı çikolatalarım. Birazdan kıvamını alacak. Evet, gördüğünüz gibi hemen erimeye de başladı. Aman aman. Ay, canım çekti. Vallahi canım çekti. Bu nasıl bir çikolata oldu böyle? Şu an arkadaşlar kekten vazgeçip çikolatayı böyle kaşıkla yiyesim geldi benim. Ama vazgeçmedim, yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi efsane bir şekilde anında çikolatalarım bembari usulü erittim. Siz de böyle pürüzsüz kıvam elde etmek istiyorsanız tereyağını erittikten sonra altını kapatıp çikolataları o şekilde atın. Evet, sosunu gördünüz. Bu efsane. Tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdi kekimizin hamurunu yapalım. 3 tane yumurtayı kırıyoruz. Evet. Yumurtaların rengi de çok canlıymış bu arada. 2 ve 3. Bunu da koyduk. Ve hemen üzerine şekerimizi de koyuyoruz. Önce her zamanki gibi şeker ve yumurtayı çırpalım. Şekerimizi çırptıktan sonra hemen çikolatamızı ekliyoruz. Hemen. Çikolatamızı şu şekilde ekliyoruz. Şöyle sildim güzelce. Gerçekten harika bir tatlı oluyor bu arada. 250 liraya satıyorlar bu tatlıyı. Kutularda ikram edip, evet yenge, 250 TL'ye satıyorlar tatlıyı. Evet, Ama şöyle. çok güzel bir şey olduğu için belki de olabilir. Çok lezzetli yani. Aynen. Şimdi bir tane kaşık alacağız. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet, iyice. Karıştırıyorum. Bir miktar, bir kere mikser kullanacağım. Çok az bir şey. Shutterstock Music. Evet, vanilyamızı ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz yumurtaların kokmaması için arkadaşlar. Ve unumuzu da ekliyoruz. Ben biraz unu şöyle biraz bırakacağım şöyle dibine. Şimdi mikser kullanmıyoruz arkadaşlar. Şöyle olabildiğince mikser kullanmamaya çalışacağım. Bunun da özelliği çok fazla mikseri kullanmamak. Sadece şeker yumurtayı özleştirirken kullanın. Evet arkadaşlar, şöyle akışkan bir kıvamı oldu gördüğünüz gibi. Kıvamı çok güzel oldu. Ben kesinlikle unu koyduktan sonra mikser kullanmadım. İçine 2 yemek kaşığı hemen cevizimizi ekliyoruz. Ve tekrar karıştırıyoruz. Bu aşamada arkadaşlar, bu arada
Yağlı kağıt kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Şimdi ben size sunum yaparken göstereceğim tekrardan. Artık bu tamam. Çok kolay. Hemen bunu herkes yapıp evinde Evet, bir de çocuklarına çok kendisi. lezzetli oluyor gerçekten. Bence Şimdi mantıklı olmuş. sunumuna geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi çikolatalı sosumuzu koyalım. Evet, şöyle yerleştiriyorum. Yağlı kağıdın kalan kısmını keseceğiz, yanmaması için. Şöyle. Bu arada kare borcam kullandım. Küçük kare borcam. Evet arkadaşlar, şimdi süslemesine geçiyorum. Şöyle vişnelerimizi yerleştirelim. Vişne ve çikolata uyumu sevenler için çok güzel bir tarif. Çünkü biliyorsunuz vişne mayhoş bir meyve. Çikolata da tatlı. İkisinin uyumu çok güzel oluyor. Şöyle koyuyorum. Yaklaşık 9 dilim kadar çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer kalabalık bir misafirinize yapacaksanız, iki kerende veya büyük bir borcama yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle. Yeterli bu. Şurasına da bir tane koydum. Ve üzerine cevizle süslüyorum. Şöyle üzerine koyuyorum. Şöyle. Şöyle. Ben böyle bütün bütün koyuyorum cevizleri. Ama içine koyduklarımı kırmıştım. Görüyorsunuz, daha pişmeden bile görüntüsü efsane. Dediğim gibi arkadaşlar, gerçekten bir sitede gördüm. 250 liraya satıyorlar bunu. Şok oldum hatta, dedim ne koyuyorlar içine 250 lira. Aynı malzeme. Şöyle. Yeterli diye düşünüyorum. Şuraya da bir tane yerleştirdim. Bence yeterli. Şurada bir tane vişne atacağım kenarına. Tamam. Evet, görünüşünü şöyle bir gösterelim yengecim. Harika. Evet, muhteşem oldu. Arkadaşlar, çok kontrollü bir şekilde 160 derecede 20-25 dakika kadar pişirelim. Ama sürekli kontrol edelim ki kekimiz kurumasın. Arkadaşlar, brownie'mizin son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi vişneler, cevizler harika. İçinde akışkan bir çikolata kreması var. Gerçekten şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Nevin ve Nuşe'nin mutfağından bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.